Hazretlerinin kabrini geçtiğiniz zaman hemen oradaki sütunu görüyorsun. Bak buradaki sütun Mevlana'nın kabrinden sonraki sütun. Arkada Mevlana'nın babasının sandukası gözüküyor bak. Büyük sandukası. O sandukanın hemen yanında defne olunmuş olan Mevlevi'nin ikinci büyük zatı diyebileceğimiz Şems'ten sonra Selahaddin-i Zerkubi Hazretleridir. Peki Mevlevi'nin üçüncü büyük zatı kim? Mevleviliğin eserinin yazılmasına, Mesnevi'nin yazılmasına vesile olan kim? Sultan Veled. Değil. Hüsamettin Çelebi'dir. Çelebi Hüsamettin'dir. Ha. Ve üçüncü kişi Mevlevilik'te bu zat. Hüsamettin Çelebi de Konyalı ve Mevlana'nın yanında yıllarca yine eğitim görmüş. Onun yanında yetişmiş ve Selahaddin Zerkubi'den sonra Mevlana'nın dostu, arkadaşı, talebesi, halifesi Hüsamettin Çelebi'dir. Ve Hüsamettin Çelebi Mevlana Hazretleri'ne diyor ki, hünkârım diyor, sultanım diyor, başka kitaplar okuyor dervişler diyor. Başkalarının yazmış olduğu kitaplar okunuyor. Bir eser kaleme alsanız da dervişlerimiz, müritlerimiz, talebelerimiz sizin eserinizi tilavet etseler okusalar diyor. Öyle deyince Mevlana Hazretleri kavundan, sarığından daha öncesinde yazmış olduğu 18 beyti ona teslim ediyor. Öyleyse diyor, ben söyleyeceğim, sen yazacaksın. Kabul edersen yazalım diyor. Bundan sonra Mevlana Hazretleri söylüyor. Dağda, bağda, bahçede, günlerce, medresede, sabaha kadar Mevlana Hazretleri söylüyor. Hüsamettin Çelebi katip yazıyor. Onu görelim. 21 no'lu fotoğrafı rica edelim rejimizden. Bak burada bizim resimlerimizi kaldırsın rejimiz, rica edelim. Mevlana Hazretleri söylüyor ve katip Çelebi Hüsamettin yazıyor. Bu da Panorama Müzesi'nden. Bunlar Panorama Müzesi'nden. Dediğim gibi çok güzel canlandırmalar, çok güzel yapılmış, tablolar yapılmış. Yani ben dediğim gibi bundan sonraki Konya gezilerimde herkese tavsiye ediyorum. Önce Panorama Müzesi görülmeli, ondan sonra Mevlana Müzesi'ni ziyaret etmeli ki anlamak açısından, hatırlamak. Bir de biliyorsun Mevlana Müzesi'ni birazdan da ziyaretçilerimize, misafirlerimize, izleyicilerimize anlatacağız. İzleyicilerimize. İzleyicilerimize aktaracağız. Mevlana Müzesi'nde biliyorsun bir curcuna da var. Yani evet, orada ziyaret, giriş, yoğunluk, çıkışlar vesaire, bir yoğunluk. O ortamı tam belki hissedememe de olabiliyor maalesef. Buradan başlanırsa Mevlana'yı daha iyi anlayıp, Konya şartlarını, o zamanki şartlarını anlayıp ondan sonra ziyaret etmek daha doğru olacak. Onu da tavsiye ediyoruz. Peki Mevlana Hazretleri'nin eserinin adı neydi? Mesnevi. Mesnevi Şerif. Eserinin resmini rica edelim rejimizden. Ha, bu arada Hüsamettin Çelebi'nin kabri geldi, onu söyleyelim. Mevlana kabrine huzur-u pire girdiğimiz zaman Çelebiler sağ tarafta, Mevlana soyundan olan işte Çelebilerin veya Mevlevi büyüklerinin kabirleri yer alıyor. Hemen sağımızda Mevlana'nın katibi Hüsamettin Çelebi'nin, bak ilk sanduka ona aittir. Burada Çelebi ne demek hocam, onu da izleyicilerimiz bilsinler. Çelebi bey, efendi, kibar kişi anlamında bir tabir. Sayın, bugünkü tam karşılamasa da. Aynen, yani Osmanlı'da anlamında, o manada kullanılmıştır. Çelebi yani, Mehmet falan. Çelebi Mehmet gibi, Katip Çelebi gibi, Evliya Çelebi gibi, Süleyman Çelebi, Mevlid yazarımız gibi. Ama Çelebilik, Mevlevilik de aynı zamanda Mevlevi soyundan gelenlere söylenen bir tabirdir. Mevlevi soyundan şimdi, olan Mevlevi dedeleri Çelebi diye ifade edilmiştir. Şimdi Mevlevi soyundan, Mevlana soyundan gelenlere Çelebi unvanı verilmiş. Bir de devam etmiş. Halk arasında bey, efendi, kibar kişi anlamında. Bu Mevlana soyundan gelen Çelebiliği. Hocam siz hemen böyle an itibariyle bir şeye, bizim Çelebi Mehmet'e, Yıldırım Beyazıt'ın şehzadelerine kısaca şöyle bir bağlayalım diyorsun. Bağlayalım. Niye? Çünkü Mevlana'nın soyundan Devlet Hatun'la evlendi. Kim? Yıldırım Bayezid Han. Yıldırım Bayezid Han Germiyan Bey'in kızıyla evlendi. Devlet Hatun biliyorsun. Evet. Devlet Hatun Mevlana Hazretleri'nin torunudur. Torunudur. Dolayısıyla Çelebi Mehmet Mevlana'nın torununun oğludur. Çelebilik oradan da yani, Mevlevilik de geçmiş oluyor. Yıldırım yani. Beyazıt'ın şehzadelerine Çelebi denmesi, saygı gösterilmesi, babalarından Yıldırım Beyazıt'tan değil Mevlana annelerinden Mevlana ve anne dedesi olan Mevlana Hazretlerindendir. Bunlar aynı zamanda Çelebi Mehmet 5. padişahımız Mevlana Hazretlerine torunudur. Aynen. Diyoruz. Bunu da ifade etmiş hemen olduk. Hemen bağladık ve devam. Osmanlı soyu Mevlana soyuyla birleşmiş Yıldırım Bayezid Han'ın Devlet Hatun'un evlenmesiyle. Şimdi Hüsamettin Çelebi Hazretleri'nin yazmış olduğu
daha doğrusu Mevlana Hazretleri'nin söyleyip Hüsamettin Çelebi'nin kaleme aldığı en önemli eser Mevlevilik'te biliyorsun Mesnevi-i Şerif'tir. Mesnevi ile ilgili 23 nolu fotoğrafı rica ettik. Evet, Mesnevi-i Şerif o zamandan bu zamana yüzlerce kez şerh edilmiş, anlaşılması için açıklamalar yapılmış, Mesnevi sohbetleri yapılmıştır. Mevlana Hazretleri'nin ikilik dizeler halinde, Mesnevi bu arada ikilik dize anlamında, İsna Arapça'da iki demek, Mesnevi, İsneyn oradan geliyor. Yani Mesnevi bir aslında yazım tekniğidir. Yani sadece Mevlana hayat bir eser değil, pek çok işte eserleme, Feridüddin Attar'ın da Mesnevisi vardır. Yani birçok mutasavvıfın Mesnevi şeklinde eserleri var. Ama biz Mesnevi deyince direkt aklımıza Mevlana, kim gelir? Direkt Mevlana Hazretleri gelir. Çünkü onun eseri artık o şekliyle bilinmiştir. Mesnevi acaba ne demek kelime anlamında? İkili anlamında, ikili dizi anlamında. Ha, İsneyn'den geliyor. İsneyn'den geliyor, ikili dizi anlamında. Okay. Farsçasını görelim, 24 nolu şey fotoğrafı hocam. Hani Selase 3, Sülüs yazı, 3 elif miktarı gibi. Evet, İsneyn'de Arapçasından. Bak burada ikili dizeler halinde. Arapça yazı Farsçadır Mesnevi'nin orijinali. Mevlana Hazretleri eserlerini Farsça kaleme almıştır. Bu da eleştirilen konulardan biliyorsun. Niye Farsça yazdı, niye Türkçe yazdı? Ama dönem Selçuklu dönemi hocam. Dönem Selçuklu. O dönemdeki alimler işte... Yazı dili Farsça hocam yani. Evet, yazı dili, edebiyat hocam, dili Farsça. Edebiyat dili pardon. İlim dili Arapça medreselerde ama edebiyat dili Farsça. Çünkü gerçekten Farsça buna uygun bir dil. Edebi şiir dili hocam. Şiir dili. Kesinlikle. Şiir şeklinde zaten Mesnevi'de. Peki görelim, ilk beyitleri görelim. 25 nolu. Mesela Mesnevi nasıl başlıyor? Bizim kaldırabilirsek değerli dostumuzdan. Tamam. Evet. Dinle neyden, ney, dinle neyden, duy neler söyler sana, derdi vardır ayrılıklardan yana, kestiler sazlık içinden der beni, dinler, ağlar hem kadın hem er beni, göğsü göz göz ayrılık dersin de bir, sen o gün benden işit özlem nedir? Alttakini okuyamadım şu anda şeyden. Aslından uzak düşsün arar diye devam ediyor. Bu tabii ilk 6 beyit burada yer alıyor. 18 beyit Mevlevilik'te ilk Mesnevi'nin beyitleridir. 18 rakam Mevlevilik'te önemli bir rakam. Külahından çıkardı. Külahından çıkardı ilk 18 beyit başlangıç. Ve 18 rakamı da o yüzden Mevlevilik'te önemli. Hatta işte birazdan ifade edeceğiz. Mevlana Müzesi'nde biliyorsun girdiğin zaman talebelerin odaları var. Hücre dediğimiz odalar var. Hı hı. O hücrelerin sayısı kaç? 18. 18 rakamı Mevlevilik'te bu yüzden de önemli. Peki diğer eserleri neler Mevlana Hazretleri'nin? Sadece Mesnevisi yok. Diğer eserlerini 26 nolu fotoğraftan görelim. İşte Mesnevi var dedik. Divan-ı Kebir dediğimiz yine önemli bir eseri var. Divan-ı Hikmet diyecektim hocam. Hoca Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet aklına. Divan-ı Hikmet, Divan-ı Kebir. Divan-ı Kebir, büyük divan anlamına geliyor. Biliyorsun şairlerin şiirleri divan toplama kitabında divan. Toplanır. Evet, büyük divan anlamında. Fihi mafih diye içindeki içindedir anlamında böyle bir. Fi Arapça'da içinde. İçinde anlamında. Onun içindeki onun içindedir anlamında. Var. Ve böyle ilginç bir tasavvuf kitabı Mevlana Hazretleri'nin diğer eserleri konumunda. Hocam Mevlana Hazretleri'nin Mesnevisi veya eserlerinden herhangi biri kaçırıldı mı hiç? Hiç bilmiyorum kaçırılan. Nereye kaçırıldı? Hocam Şah İsmail bir dönem, özellikle 2. Beyazıt döneminde İran ajanları artık saraya kadar sirayet etmişler. Biliyorsunuz Hadım Ahmet Paşa'yı falan. Biliyorum Şah Kulu isyanına vesile oluyorlar, sebep oluyorlar. O ara hocam bu eser bizim diyorlar. Hmm. Kaçırıyorlar hocam. Allah Allah, onu duymamıştım. Tamam. Çok enteresandır. Yavuz Sultan Selim İran seferine hazırlık yaparken hocam. O dönem Mevlevilik, Mevlevihane şeyde, Afyon'a taşınıyor hocam. Mevlana Hazretlerinden sonra artık Konya bitince, yani Moğollar sürekli orada huzursuzluk verince, Mevleviliği daha güvenli olan yer şeklinde Afyon'a taşıyorlar ki yakındır zaten Konya-Afyon. Türkiye'de bugün hocam Konya'dan sonra en büyük Mevlevihane Afyon'dadır. Afyon Mevlevihane mükemmel. Mimari şekli hocam kubbesi etekleri açılmış bir Mevlevi şeklindedir. Kubbenin alemi de bir Mevlevi sarığı şeklindedir. Hatta hocam çift kanatlı ahşap kapısı var. Kapıyı bizzat Sultan Abdülhamit Han daha sonraki yıllarda Yıldız Sarayı'ndaki marangozhanesinde bizzat kendisi yapıp göndermiştir hocam. Kendi Abdülhamit Han'ın orada el izleri var hocam. Şimdi onu deyince aklıma geldi. Sözünü kesiyorum valla. Panorama Müzesi'nin güzel yanlarından birisi de Konya'daki avlusunda
Türkiye'deki ve bütün dünyadaki önemli Mevlevihanelerin maketleri var. Yani Afyon Mevlevihanesi'nin tutun, işte Galata Mevlevihanesi'nden, Yenikapı Mevlevihanesi'nden, Gelibolu Mevlevihanesi'ne kadar onların maketlerini de avluda görebilme imkanı var. Güzel, çok hoş olmuş. Çok güzel. Yani. Hocam bu çok enteresan bilgi. Afyon'a taşınıyor. Tabii o dönem Şah Kulu isyanı falan, onların sirayet ettiği dönemde Konya'dan, ki başıbozuk bir ortam, Mesnevi kaçırılıyor hocam. Allah'ım. Şah İsmail'in eline ulaştırılıyor. İşte Yavuz'un İran seferi esnasında Mevlana soyundan, yani bu Çelebi ailesinden, Afyon'daki Mevlevi hanenin başı olan, şu an ismi aklımda değil, yalan söylemiş olmayalım, yanlış isim vermiş olmayalım, Mevlana Hazretlerinin birkaçıncı kuşaktan torunu hocam. Hı hı. Rüyasında Mevlana Hazretlerini görür, der ki evladım, Acem diyarına bir sefer hasıl olacaktır. Bütün Mevleviler o sefere iştirak etsinler. Gidin benim mesnevimi alın getirin diyor. Süper. Evet. Allah'ım. Ve Mevleviler Yavuz'a çıkarlar. Biz de bu sefere dahil olmak isteriz derler. Çok ilginç. Yavuz, yani, sözünü kesiyorum. Hemen ne geldi aklıma biliyor musun? Çanakkale Savaşı'na da Mevleviler katılıyor. Mevlevilerin biliyorsun o resimleri falan da vardır hocam. Yani. Ne iş olarak giderler. Evet. Yavuz da çok memnun olur. Ordunun manevi şeyi de artacaktır hocam. Memnuniyetle karşılar. Velhasıl Mevleviler çok fazla böyle kılıç kalkan işine pek girmezler. İşin manevi boyutunda, askeri böyle dua ordusu şeklinde. Velhasıl Şah İsmail'in sarayına girilir hocam. Mevlevi dervişleri harıl harıl Mesnevi'yi arıyorlardır. Yok. Ve bir çocuk, hanedandan bir çocuk. Çocuk gelir, siz neyi arıyorsunuz? Biz Mesnevi'yi arıyoruz. Mesnevi bende der. Allah'ım. Evlat ver onu bize. Kellemi de alsanız Mesnevi alamazsınız benden diyor. 14 yaşında bir çocuk. Çocuk ne istiyorsan söyle, biz sana vereceğiz. Yeter ki Mesnevi'yi ver. Ben sizden sadece bir şey istiyorum. Söyle, derhal söyle, bütün isteğin kabul. Beni de bu kitaba, Mesnevi'ye talebe eder misiniz? Talebe olmaya kabul ederseniz Mesnevi ben de vereceğim diye. Hepsi bu muydu? Evet. Tamam, sen artık Mesnevi, Mevlevi talebesisin. Yeter ki getir. Çocuk kitabı getiriyor ve çocuğu da alıyorlar hocam. Mesnevi ile birlikte Afyon'a dönüyorlar. O çocuk kimdir? Şah İsmail'in en küçük şehzadesi El-Kasr Mirza hocam. Allah Allah, bunu bilmiyordum ben. 2 yıl kadar Afyon'da temelden başlıyor. Mevlevilik o çile şeyleri var hocam, aşamaları falan var. 16 yaşına geldiğinde bir vebada vefat ediyor. Hmm. Bu 2 yıllık süre içerisinde de, Afyon'da kaldığı 2 yıllık dönemde de Şah İsmail sürekli elçi gönderiyor, mektup gönderiyor, adam gönderiyor. Taht senin, taç senin, gel oğlum, gel oğlum. Taht da senin olsun, taç da senin olsun, ben sultanımı buldum diyor. Hmm. Gelmiyor hocam. 16 yaşında vebadan vefat ediyor. Kabri nerede? Aktekke'de nasıl hem cami hem türbe demiştik. Mevlevihanenin içinde Sema Mahali'nin olduğu kenarda hemen hocam, Mevlevi dervişlerinin Afyon'da hocam kabirleri var. O kabirlerden birisi de şu kadarcık bir mezar, Şah İsmail'in oğlu El-Kas Mirza'nın kabri hocam. Çok ilginç. Buradan seyircilerimize de söyleyelim. Afyon'a giderseniz o şeyde hocam, şey bilirsiniz, Afyonlu Camii bilirsiniz. Tamamı kündekarı olan ahşap cami. Hemen o caminin altında eski cumbalı Afyon evleri var. O sokak içerisinde hocam muhteşem bir Mevlevihane. Böyle hocam, bir dipnot paylaşmış olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bu bilgiyi ilave etmişsin. Gerçekten konuşumlarla ilave olmuş oldu bu. Eyvallah. Buyurun hocam. Şimdi Mevlana Hazretleri'nin vefatına gelelim. Rica edelim 27 nolu fotoğrafı rejimizden. Hızlandıralım, yetiştiremeyeceğiz diye endişe ediyorum. Çünkü daha müzeyi gezdiremedik. Biz yani zaman fakiriyiz hocam. En uzun süre bizim programda. Kanalımız sağ olsun kıyak yapıyor ama biz yine. İnşallah biraz hızlandıralım. Şimdi Mevlana Hazretleri 1273 yılında miladi olarak rahatsızlanıyor. Ve bu şekilde bak, yine o Panorama Müzesi'nde bir tablo yapılmış. Hasta vaziyette Mevlana Hazretleri, başında Sultan Veled, işte aile fertleri, Çelebiler. Ve Mevlana Hazretleri 17 Aralık 1273'te Rabbine kavuşuyor. Ona ne diyoruz? Şebi
Aruz. Ne demek? Düğün günü. Gecesi. Aman Allah'ım ya. Ölümü o kadar güzelleştiriyor ki. Azrail'i dost olarak görüyor. Gel benim dostum diyor. Gel diyor. Beni Rabbime kavuşturacak olan gel diyor. Ve ölümü düğün gecesi olarak ifade edip. Hocam bir. Tüylerim diken diken oldu. Estağfurullah. Ve düşün. Biz 17 Aralık'ta neyi kutluyoruz? Neyi anıyoruz daha doğrusu kutlama demeyelim de neyi anıyoruz? Mevlana Hazretleri'nin vefatını anıyoruz. Ve Şeb-i Aruz törenleri düzenliyoruz Konya'da. Düğün gecesi. Törenleri hocam. Düğün töreni. Ama aslında o düğün gecesinin ilk örneğini veren Selahaddin Zerkubi'dir. Selahaddin Zerkubi de cenazemde diyor, benim diyor cenazemde diyor, defler çalınsın, rebaplar, neyler, düğün günü, düğün alayı şeklinde beni götürün kabrime diyor. İlk uygulaması aslında Selahaddin Zerkubi'nin vefatındadır. Vay. 1258'de Selahaddin Zerkubi'nin düğün günü o şekilde gerçekleşti. Ve Mevlana Hazretleri'nin cenazesi de, bak İplikçi Camii dedik ya, İplikçi Camii'nde cenaze namazı kılınıyor. Mevlana Hazretleri. Aynen. İplikçi Camii'nden Mevlana Müzesi'ne kadar mesafe? 500-600 metre ancak. Tabii, değil mi? Bir kilometre yoktur hocam. Yok. 500-600, hadi 700 metre civarında. Sabah İplikçi Camii'nden cenaze yola koyuluyor. Ve akşam oluyor, hala da kabrinin olduğu yere ulaşılamıyor. Öylesine bir durum. Bu arada cenaze namazını kim kıldıracak? 28 nolu fotoğrafı rica edelim cenaze töreniyle alakalı. Şimdi bizi kaldırsın rejimiz rica edelim. Şimdi bu cenaze töreniyle ilgili yine Panorama Müzesi'nden bir tablo. Bu arada çok ilginç. Orada bak kırmızı ortada elbiseli olan kişi Müslüman değil. Tam, Hristiyan bir din adamı. Tam ona odaklanmıştım hocam. Evet. Cenazesine Hristiyanlar da katıldı. Museviler de katıldı. Her dinden insanlar katıldı. Ve yürünemiyor. Sandukası kabri taşınırken, cenaze taşınırken kaç defa parçalanıyor. Düşün tabutu. Parçalanıyor bir daha onarılıyor bir daha. İzdihamla. İzdihamla elden ele geçiyor. Vay. İzdiham. Herkes onun kabrine sandukasına değmek istiyor. Ve 6 defa parçalanıyor yani sanduk. O yolculukta tamir ediliyor, yeniliyor o vesaire. 600-700 metrelik mesafede oluyor. Metre, saatlerce yani. Sürecek. Düşün sabahtan akşama kadar cenaze yerine ulaşamayacak. Ve bu arada cenazesine Müslümanların dışında Hristiyanlar katılmış, Museviler katılmış. Müslümanlar onlara diyor ki ya bizim imamımız, bizim önderimiz, bizim büyüğümüz, siz ne katılıyorsunuz, ne işiniz var burada? Diyorlar ki biz de onu büyüğümüz olarak görüyoruz. Biz İsa'da gördüğümüzü aleyhisselam onda gördük. Musa'da gördüğümüzü onda gördük. Bizim peygamberlerimizin anlattığı öğretileri onda bulduk diyor. Ve bizimdir o diyor. Hatta bir Hristiyan rahip diyor ki, diyor Mevlana bir ekmek gibidir diyor. İnsan ekmekten kaçar mı diyor. O bizim için ekmektir diyor. Ve onlar da katılıyor. Ondan sonra onların da katılmasına da izin de veriliyor. Ve bu arada cenaze namazını kılacağız. Kim kıldıracak? O devrin maneviyat büyüklerinden kim var? Konya'da maalesef beni üzen noktalardan birisi. Evet. Mevlana Hazretleri çok ziyaret edilir ama Sadreddin Konevi Hazretleri. Ben ona çok üzülüyorum hocam. Maalesef yeterince ziyaret edilmiyor. Öyle bir yeterince büyük. Bilinmiyor, yeterince tanınmıyor. Çok acı. Ve Sadreddin Konevi bizi yine kaldırabilir miyiz rejimizden rica etsem? Bak orada hangi Mevlana sonra? Hazretleri'nin hemen kabrinin başında, sandukasının başında düşen birisi var. Görebiliyor musun? Solda en köşede düşen, bayılan birisi var. Beyaz sarıklının önünde. Önünde. Doğru. Sadreddin Konevi Hazretleri. Bayılıyor öyle mi? Bayılıyor. Cenazesini Sadreddin Konevi kıldırsın diyor Mevlana Hazretleri. Benim cenazem Sadreddin Konevi kıldırsın diyor. Vasiyeti. Vasiyeti. Onunla tabii ki çok da iyi arkadaşlar ve sohbetleri var. Birbirlerine çok büyük hürmetleri var, ihtiramları var. Sadreddin Konevi ile de hemen hemen aynı döneme çağdaşlar. Yani Mevlana 1207'de doğduysa Sadreddin Konevi 1208'de doğmuş. Mevlana 1273'te vefat ediyor. Sadreddin Konevi 1274'te. 66 ikisi de yani ondan 10 ay sonra da Sadreddin Konevi vefat edecek. Kim Sadreddin Konevi Hazretleri? Muhiddin İbni Arabi'nin üvey oğlu. Muhiddin İbni Arabi Konya'ya geliyor. Onun annesiyle evleniyor ve onun yanında yetişecek 12-13 yaşından itibaren. Muhiddin İbni Arabi'nin eserlerini anlaşılır hale getiren tasavvuf büyüğü Sadreddin Konevi Hazretleri'dir. Ben geçen hafta grubumla cumartesi sabah namazında Sadreddin Konevi Camii'ne Allah gittik. Allah razı olsun. Sabah namazına gittik. Ya. Sabah namazından sonra kabir başında dualarımızı ettik, anlatımlarımızı yaptık elhamdülillah, ziyaretimizi ben yaptık. Ben de her gittiğimde hocam kesinlikle, muhakkak bireysel olsa manevi kumandanıdır. Konya'nın manevi kumandanıdır. Ziyaret edilmeli ve her tur programına mutlaka ilave edilmeli. Grubum çok memnun kaldı oraya gittiğimize. İyi ki bunu benim isteğimle yoktu programda ilave edildi. Bundan sonra dedi yer böyle bir turda mutlaka ilave edilmesi gereken bir ziyaret yeri. Kesinlikle. Ve Sadreddin Konevi Hazretleri niye bayılıyor bu arada?
Sonra ona soruluyor, niye bayıldın, niye kendinden geçtin? Diyor ki, cenazeye diyor, ruhaniler katıldı diyor. Saf saf melekler geldi, cenazesini kılıyorlardı diyor. Aman Allah'ım, nasıl bir cenaze? Sadece o kadar insanlar, hınca hınç insanlar yok. Ruhaniler katılmış, Allah-u Alem, maneviyat büyükleri katılmış, Allah-u Alem. Ve melekler cenazesine gelmişler. Ve o tablo onu demek ki bayılacak kadar bu şekilde etkiliyor. Peki kim kıldırıyor? Kadı Siracettin. Cenazesini, cenaze namazını Kadı Siracettin kıldırıyor. Ve Mevlana Hazretleri kabrine saklanacak, sırlanacaktır. 29 nolu fotoğrafı rica edelim. 29 nolu Mevlana Hazretleri'nin kabrinde bu şekilde şu anda ziyaret ettiğimizde görebiliyoruz. Bir örtü var. Bu arada Mevlana Hazretleri'nin başlığı bir tane gibi gözüküyor ama aslında iki tane başlık var. Çünkü sonra oğlu Sultan Veled de vefat ettiği zaman 1312'de yanına gömülecektir. O örtü altında oğul baba beraber yatıyorlar. Mevlana'nın babası da arkada o gösterdiğimiz sanduka şeklindeydi. Bu arada vaktimiz çok azalıyor mu? Hemen müzeyi gezelim mi? Gezelim. Müzeyi hızlı bir şekilde. O zaman 30 nolu fotoğraflar hızlandırır. O zaman ben bir şey sorayım. Sonra müzeye geçelim ve hızlandırmış olalım. Hocam, çağdaş olduğu ve bizim genel anlamda isimlerini bildiğimiz Mevlana'nın çağdaşlarıyla görüşmeler oldu mu? Kim bu çağdaşlar? Soru. Yunus Emre, Şeyh Edebali, Hacı Bektaşi Veli. Ya hem hızlandıralım diyorsun hem de derin yerlere giriyorsun yani Emrah kardeşim. Ya şimdi görüşülenler var bildiğim kadarıyla ama hepsiyle çağdaşlar ama hepsiyle de görüşmeler olmamış. Yani onu da biliyoruz. İbn Arabi ile görüştüklerini biliyoruz. Şam'a gittiği zaman İbn Arabi ile 5 dakika işareti geldi hocam vallahi. Oo, Mevlana Müzesi'ne ben sormadım hocam. Sormadım da Mevlana Müzesi'ni anlatamadık. Daha elimde 30. fotoğraftayız. 57 tane fotoğraftı toplam. Yani 27 tanesi kaldı. Ne yapacağız? Mevlana Müzesi'ne ayrı program yapacağız. Müzeye ayrı bir program yaparız hocam. Şimdi o zaman hızlı hızlı fotoğrafları bir gösterelim. Neler olduğunu seyircilerimize gösterelim. 30 nolu fotoğraftan başlayalım. Mevlana Hazretleri'nin müzesine gittiğimiz zaman böyle bir tablo karşımıza çıkar biliyorsun. Bir cami kubbesi gibi ve yanında yeşil kubbe. Yeşil kubbeye biliyorsun Kubbetül Hadra deniyor. Hemen yeşil 31 kubbe. Nolu fotoğrafı rica edelim. Bu yeşil kubbe sonradan yapıldı, üzerine konuldu. Karamanoğlu tarafından, Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından üzerine konulmuştur. Ve yeşil kubbede ne yazıyor dersek, kuşakta Ayet-el Kürsi var. Hemen 32 nolu fotoğrafta yaklaştırarak. Orada Besmele ile beraber Ayet-el Kürsi kuşağı yazılmış vaziyette. 33 nolu fotoğrafı rica edelim. Asitane diyoruz bu arada Mevlana Hazretleri'nin dergahına. Asitane, dergahın ana merkezine denir. Mevlana dergahının ana merkezi orası olduğu için asitane diyoruz. Eski şey, Kurşunlu Külliyesi'nde de. Aynen, yani dergahları ana merkezlerine asitane tabiri kullanılır. Asitane'nin planını 34 nolu fotoğraftan rica edelim. Şimdi burada tabii detaylı bir şekilde anlatmak gerekiyordu. Orada işte asitanede neler var? Etrafında hücreler var, 18 hücre var dedik. Matbah bölümü var, mutfak kısmı var. İşte Mevlana'nın kabrinin olduğu yer, huzur-u pir dediğimiz yer var. Sol tarafta işte mescit kısmı var, semahane kısmı. Onlar sonradan ilave edilmiş. Osmanlı dönemi yapıları. Keçecilik faaliyetlerinin yapıldığı. Aynen. Yani onlar bir komple, mesela 35 nolu fotoğrafı rica ederim. Dergahın bu şekilde bir kabartılmış maket şeklinde planı da var. Bunların üzerinde anlatımlar yapacaktık ama geçemiyoruz. 36'yı rica edeyim, mutfak kısmı. Şimdi Mevlevilikte başlangıç nereden? Mutfaktan başlıyor. Eğitim mutfaktan başlıyor. Aslında Osmanlı'da Enderun'da da aynı şekildir. Devlet adamı yetişecekler, mutfağa sokulurlar. Mutfaktan eğitim alırlardı. Mevlevilikte mutfaktan başlar. Orada gözlemleyecek. Hatta derviş adayına Nemniyaz denir. Hemen 37 nolu fotoğrafı rica edeyim. 37 nolu fotoğrafta. Bu mutfak kısmına gittiğiniz zaman biliyorsun hemen solda küçük, hı hı, böyle bir odacık içerisinde böyle oturmuş vaziyette bir derviş vardır. Önünde Nevniyaz yazar, derviş adayı demektir. Ve 3 gün boyunca orada takip edecek o bölgeyi, yapılanları, yaşananları ve şayet kendini hazır hissederse 1001 günlük çile dönemi başlayacak, evet, Mevlevilikte. Şayet bu arada önünde biliyorsun ayakkabısı vardır Nevniyaz'ın. Şayet bu arada aşçı dede de çok önemli diyorsun. Ayakkabı. Ateş dede, aynen. Yani ayakkabılar şayet dışarı doğruysa sen işimize yaramazsın, yaramaz, güle güle anlamındadır. Ha bu arada güle güle tabirini kullanabileceğimiz yerlerden birisi de Mevlevi'nin asitanenin dört kapısından birisinin adı Küstahhane kapısıdır. Küstahhane.
Pir Kapısı denilen müzeden girdin. Hemen ilk kapı o kapı. Ben oradan sokmam ziyaretçileri. Ve Çelebiler Kapısı'ndan sokarım. Küstahhane Kapısı niye? Çünkü Mevleviliğe uygun davranmayanlar varsa onlar akşam bir şekilde seyyah edilirler. Oradan çıkartılırlarmış. Böyle de bir durum var. Bu hemen mutfağın önündeki Şebi Arus havuzunu gösterelim. 38 nolu. Bu Şebi Arus eskiden yaz aylarına denk geldiği zaman Şebi Arus törenleri bu havuzun etrafında yapıldığı için buna Şebi Arus havuzu deniliyor. 39 nolu resmi rica edeyim. Selsebil bu 1800'lü yıllarda bir Mevlevi dedesi tarafından yapılmış olan güzel bir selsebil. Hatta üzerindeki bir lahit başlığı. Tam onu diyecektim hocam. Evet, Roma döneminde başlığı. Sonradan konmuş o da. Bu selsebilde şöyle bir mana da var. Bir kaynaktan başlıyor. İkiye. Kollar ayrılıyor. Sonra üç, sonra iki, sonra bir şeklinde. Yani bir olarak başladık dünya hayatına. İnsanoğlunun hayat ömrünün bir noktada özeti. Bir olarak başladık. Sonra evlendik, iki olduk. Sonra çoğaldık, üç olduk. Ve sonra tekrar iki ve sonra tek olarak gideceğiz. Tekrar. Anlamı veriliyor. Çok güzel. Böyle bir mana. 40 nolu fotoğrafta evet böyle dergahı yukarıdan yine görüyoruz ve havuzu şadırvanı görelim 41 nolu. Bu şadırvan Yavuz döneminde ilave edilmiş olan bir şadırvan. Hemen şadırvanın sağ yanından dergahın içerisine doğru türbe girişine doğru gelelim. 42 nolu fotoğrafı rica edelim. Bu arada ya Hazreti Mevlana yazar bu girişte. Ya nidadır biliyorsun. Ey anlamlıdır. Seslenme. Ey Hazreti Mevlana'ya bir sesleniştir. O ya Hazreti Mevlana yazısının altından Farsça bir beyt var. Molla Camii'nin Mevlana Hazretleri'ni ziyaret ettiği zaman söylediği bir beyt. Hemen onu yaklaştırarak rica edelim. 43 nolu resim rica edeyim. Bizi kaldırabilir miyiz? Bu Farsça tabir Kâbetül Uşşak diye başlar. Bak orada. Kâbetül Uşşak ve ne demek? Aşıkların Kâbesi. Aşıkların Kâbesi ifadesini kullanıyor Mevlana türbesi için. Ve sonra da diyor ki buraya eksik olarak gelen tamamlanır inşallah diyor. Müthiş bir ifade. Buraya eksik olarak gelen tamamlanır anlamı. Molla Camii de hocam beyni yapmış olanlardan biri biliyorsunuz. Evet hemen 44 nolu fotoğrafı rica edelim. O kapıdan girdiğimiz zaman ilk bölümün adı tilavet odası. Tilavet okuma demek biliyorsun. Burada hat levhalarından örnekler var. Güzel hat yazıları var. Evet devam edelim. Bir gümüş kapıya geliyoruz. Bu gümüş kapıyı Sokullu Mehmet Paşa'nın oğlu Hasan Paşa. Diyarbakır'da Hasan Paşa'nı bilirsin. Diyarbakır valisiydi zaten o dönemde. Tabii. O yaptırıyor. Diyarbakırlı bir ustaya yaptırıyor. Ahşap kapıların üzerine gümüş kaplatıyor. Gümüş kaplamadır bunlar. Ve bu kapıdan geçeriz. Bu arada yine şu makara üzerinde kemer falan da o Diyarbakır havasını veriyor hocam. O, evet. Oranın mimarisi. Evet hemen biraz kapıları açalım içeri girelim vaktimiz daralmadan. 46 oğlu. Evet Huzur-u Pir'e doğru gidiyoruz. Huzur-u Pir Mevlana Hazretleri'nin huzuru. Bu arada içeri girdiğimiz zaman solda ve sağda yine kabirler var. Soldaki kabirler Horasan erenleri dediğimiz kişiler. Horasan erenleri. Bunların Belh'ten yine Horasan'dan Mevla'nın babası Bahaddin Veled'le birlikte geldikleri ifade edilen yolculuk Horasan arkadaşları olarak. Yani yol onların var. Doğru. Bu arada hemen devam edelim. 47 nolu fotoğraf. Bu Horasan erenlerinin kabilenin arkasında çok ilginç bir tas var. Görüyor musun orada sağdaki? Ona Nisan tası deniyor. Nisan tası. Niye Nisan tası? Nisan ayında yağmur, yağmur yağdığı evet zaman yağmur suları onda biriktirilirmiş. Mevlana Hazretleri'nin sarığı batırılır, bereket olarak dağıtılırmış. Böyle bir uygulama evet varmış eskiden. Nisan tası deniyor. 48'i rica edeyim. Çelebilerin orada işte içeride yatan o mübareklerin kabirleri var. Çelebilerin en meşhuru dediğimiz gibi Çelebi Hüsamettin hemen ilk sağda. 49'u rica edelim. Çelebi Hüsamettin'i hemen orada görüyoruz, katibiydi. Devam edelim, 50 nolu fotoğraf. Sonraki. Evet, ve Mevlana Hazretleri'nin huzuruna geliyoruz. Mevlana Hazretleri'nin huzuru orada ve geriye doğru baktığımız zaman dediğim gibi orada Çelebiler sol tarafta uzunlamasına. Ve Mevlana'nın hemen arkasında babasının kabri vardı, 51 nolu fotoğraf. Bu arada Hazreti Mevlana'nın evet kabrini daha yakından görmüş olduk. Hemen bu arada bu örtü olayı dediğim gibi Mevlana ile beraber oğlu Sultan Veled'in aynı kabre mi defnedilmişler hocam? Aynı kabirdeler. Bu şekilde üzerlerine örtü konmuş vaziyette. Ve babasının ki 52. Babasının dediğim gibi bu sandık aslında Mevlana'nın sandukasıydı. Sonradan kondu. 53'e gelelim. Hemen oradan çıktığımız zaman Semahane bölümü. Bu Kanuni döneminde ilave edilmiş olan. Eskiden semalar burada yapılırmış. Mevlana Kültür Merkezi yok iken. Sema ezanları görelim. 54 nolu fotoğrafta. Sema edildiğini orada.
55'e gelelim. Burada bir müze gibi burası, Usema bölümünde. El yazması Kur'anlar var biliyorsun. Mesnevi Şerifler, Divan-ı Kebirler. Yine Mevlana'nın giydiği işte cübbelerden, serpuşlardan, başlıklardan örnekler. Peygamberimizin sakalı şerifleri. Yani orası tam bir aslında mukaddes emanetler gibi Mevlevi'liğin çok evet. önemli şeyleri sergileniyor. 55 no'lu fotoğrafı gördük. 56 Mevlana Hazretleri'nin 7 öğütü. 7 öğütü de kapanışı yapalım inşallah. 7 öğüdü meşhurdur Mevlana Hazretleri'nin. Ne diyor? Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Güneş herkes ısıtıyor değil mi? Evet. Herkes kucaklıyor. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Gece olunca görebiliyor musun bir şeyi? Göremiyorsun. Kusurları örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Aman Allah'ım. Sinirlenme diyor. Asap sinirlenmek diyor. Sinirler biliyorsunuz. Sinir. Eskiden. Ve sinirlenmek ve hiddet geldiği zaman ölü gibi. Ölü sinirlenebilir mi? Psikiyatri yoktu eskiden. Asabiyet. Evet asabiyet ölü. Ölü gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Toprağın üzerine herkes basıyor. Alçak gönüllükte, tevazuda toprak gibi ol. Hoşgörülükte deniz gibi ol. Herkesi içine al, hoşgörü ol. Herkesi kendi konumunda kabul et. Hoşgörülükte deniz gibi ol. Ve ne diyor? Ya olduğun gibi görün ya da adam. Göründüğün gibi ol. Adam ol. Adam ol diyorsun evet. sen de. Böyle bitirelim efendim. Hocam ağzınıza, dilinize, yüreğinize sağlık. Allah sizden razı olsun. Amin inşallah İbrahim kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Ben böyle teşekkür ediyorum. Programa vesile oldu. Bize inşallah. De zaman ayırdınız hocam dar zamanda. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili i̇nşallah seyircilerimiz, konuğumuz Zafer İhtiyar hocamızdı. Tarihçi, yazar, araştırmacı, profesyonel turist rehberi. Büyüğümüzdür, abimizdir kendisi. Vuslatının yıl dönümü 746. yıl dönümü olması sebebiyle Mevlana Hazretlerini ve Şebi Aruz'u konuşulmayan kısımlarına Zafer Hocam'la gayret ederek böyle konuşulmayan noktalarına temas etmeye çalıştık. Güzel, keyifli bir sohbet oldu ve programı burada noktalıyoruz. Herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun diyoruz.